İnsanları kandırıp onları kendi çıkarları için yoldan çıkaran varlıklar. Ruhunuzun karşılığında size zenginlik ve güç vaat eden sıra dışı canlılar. Dumansız bir ateşten yaratılmış, fitne fesat peşinde koşan göksel topluluklar. Çağlar boyunca gerek mitler, gerek dinler bize cinleri ve özelliklerini çok farklı şekillerde tanımlamışlardır. Fakat özellikle Arap kültüründeki hali İslam'ın dünyaya yayılması ile birlikte daha sık bilinen bir hale dönüşmüştür. Peki günümüzde insanların adını bile söylemeye korktukları için üç harfler deyip geçtikleri cinlerin kökeni ve arkalarında yatan gerçekler nelere dayanıyor? Gelin birlikte bu gizemli varlıkların sırrını çözelim. Binlerce yıl önce tarihin kaydedilmeye başlandığı ilk zamanlardayız. Sümer medeniyeti Mezopotamya'nın bereketli topraklarında bir anda karşımızda beliriyor. Tufan öncesinden kalan kayıp bilgiler ile bize ikinci dönemin ilk yazı tekniklerini, astronomi bilgisini, matematiğini ve medeniyet kavramlarının temellerini öğretiyorlar. Fakat tüm bunların yanında son derece detaylı ve sıra dışı mitleri ve inançları ile de kültürel bir zenginlik sunuyorlar. Sümer medeniyeti özellikle yaşamlarını çevreleyen doğa olaylarını ve varlıklarını tanımlamak için zengin bir mitolojiye sahipti. İlginç canlılar, göklerden gelen tanrı ve tanrıçalar ve daha nicesi. Ama bugün bizi ilgilendiren kısmı bu mitolojide geçen Ututku ve Gallu isimli canlılardır. Ututkular hem ölen insanların ruhları için hem de yine ruhani, doğaüstü varlıklar için kullanılan bir kelimeydi. Ve bu varlıklar içinde hem iyi olanları, insanları koruyanları vardı hem de kötü olup insanları kandıran, hasta edenleri vardı. Sümerler bu doğaüstü varlıklar ile tapınaklarında yaptıkları ritüeller ve törenler vasıtasıyla iletişime geçtiklerine inanırlardı ve onlardan kötü varlıklara karşı koruma dilerlerdi. İşte bu ritüel bize tarihteki ilk tanrı ve tanrılar hariç doğaüstü bir varlıktan dilek dileme kavramını çıkarmıştır. Yolculuğumuz bizi Nil Nehri'nin coşkun suları etrafında kurulmuş kadim bir medeniyete götürüyor. Antik tanrıların ve firavunların diyarı Mısır. Son derece zengin bir mitolojiye ve kültüre sahip Mısır medeniyetinde günümüzdeki cinlerin karşılığı olarak önümüze yine doğaüstü varlığı tanımlayan Akhular yani tam çevirisiyle ışıklı olanlar çıkar. Aslında Sümer inancına benzer şekilde bu varlıklar mutlak olarak kötü olan doğaüstü varlıklar değillerdir. Genelde ölen kişinin öte alemdeki ruhani varlığını ya da oradaki diğer varlıkları tanımlamak için kullanırlar. Ve bir kez daha insanlar bu varlıklardan ölen yakınlarına öte alemdeki sınavda destek vermelerini dilerlerdi. Mısır arkamızda bırakırken kendimizi binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürüyle onlarca mite, destana ve felsefeye hayat vermiş Hindistan'da buluyoruz. Doğaüstü varlıkların gündelik hayatın sıradan bir parçası olduğu sıra dışı bir yer. İşte bu zengin kültürde belki de dinlerin bize bahsettiği cin tanımına uyan ilk varlık karşımıza çıkıyor. Rakşasalar. Bu doğaüstü canlılar insanları rahatsız etmekten zevk alan kötü huylu varlıklardır. Ve en belirgin özellikleri ise büyü yapabilme ve şekil değiştirebilmeleridir. Bu özellikleri sayesinde de insan gibi görünerek hedeflerindeki kişileri tuzağa çekerler ve onlara zarar verirlermiş. Bu menfi varlıklar karşımıza Budizm ve Jainizm inançlarında da çıkar ve engin kozmik yaratılıştaki kötü canlılar grubu olarak tanıtılırlar. Gelin biraz meseleyi açalım ve okyanusun ötesine gidelim. Güney Amerika binlerce yıllık tarihi medeniyetlere ev sahipliği yapmış gizemlerle dolu bir kıta. Ve biraz önceki varlıkların benzerleri burada da karşımıza çıkmakta. Özellikle Aztek inancındaki Tizitzimime konumuz ile son derece alakalı. İnanışa göre kozmik yaratıklar olan Tizitzimimeler gökyüzünden düşen ve insanlara zarar verme potansiyeli olan yıldız varlıklar olarak tasvir edilirler. Yıldız varlık sembolizmi hem onların dünya dışı olduğunu hem de parlak olduklarını betimlemek için kullanılan bir detay. Bu varlıkların tuzaklarına düşen kişiler ölmeden hemen önce onların gerçek şekillerini görürlermiş. Keskin dişleri ve pençeleri olan korkutucu varlıklar. Aztekler bu kötü varlıklardan kendilerini korumak için toplu ayinler ve dualar ederler, çeşitli aksesuarlar ve tılsımlar takarlarmış. Tüm bu farklı kültürlerin hikayelerinde yavaş yavaş bir motif oluşmaya başlıyor gibi sanki. Erişebildiğimiz en eski kültürlerin bazılarını inceledik ve insanların bu cin benzeri varlıkları tanımlarken genelde parlak, doğaüstü ve şekil değiştirebilen canlılar olarak bize tarif ettiklerini gördük. En eski medeniyetlerden birisi olan Sümerler de bu canlıların net bir şekilde kötü olarak tanımlamıyor. Hakeza Mısır'da, Antik Yunan'da ve Roma'da öyle. Onlarda da bu varlıkların genellikle koruyucu olduklarından bahsedilir. Fakat Hindu ve Güney Amerika mitlerinde bu varlıkların tehlikeli olan versiyonlarından da bahsedilmeye başlanıyor. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Işıktan ya da parlak olarak anlatılmaları.
Bu medeniyetlerin yok olmasından yüzlerce yıl sonra semavi dinlerin şafağı ile birlikte hikayemiz son derece ilginç bir hal almaya başlıyor. Çünkü artık cinler karşımıza çok daha detaylı bir şekilde çıkıyorlar. Dinler tarihini incelediğimizde pek çoğunuzun zannettiğinin aksine doğrudan cin kavramı aslında çok fazla karşımıza çıkmaz. Mesela Tevrat'ta İslam'daki cin kavramının karşılığı bir varlık yoktur. Orada melekler grubunun ikiye ayrıldığından bize bahsedilir. İyi melekler ve düşmüş melekler. Kanalda daha önce yaptığım çeşitli videolarda size bu düşmüş meleklerden bahsetmiştim. Hani insan ırkı ile ilişki yaşayıp çoğalan, insanlara göksel bilgiyi veren, kitaba göre yozlaşmış, lanetlenmiş varlıklar ve nitekim diğer melekler tarafından bozguna uğratılıp yenilmişlerdir. Benzer anlatımı İncil'de tabii ki doğal olarak almış ve bu tarz kötü canlılara demon yani şeytan ismini vermiştir. Şeytan biliyorsunuz tek bir varlığa verilen isim değildir. O iblis. Şeytanlar denilen kavram bir grubu bize anlatmak için kullanılır ki Tevrat bu grubu düşmüş melekler ve onların çocukları olan yarı insan, yarı melek olan nefilimler olarak göstermiştir. Arap dünyasına ve İslam'a geldiğimizde ise işte olayların en derin ve en geniş anlatıma sahip olduğu alana girmiş oluyoruz. Çünkü şu an popüler kültürde bile bahsi geçen cin kavramı bu coğrafyadan dünyaya yayılmış ve günümüzdeki halini almıştır. Cin kavramı Arap coğrafyasının kendisi kadar eskidir ve Muhammed peygamberden çok daha önceki senelere kadar dayanır. Arap bedeviler bize çöllerde gezen tekinsiz varlıkların hikayelerini anlatırlar. İfritler. İfrit, Arap folklöründe özellikle çöllerde ve terk edilmiş yerlerde yaşayan, genellikle de korkutucu ve tehlikeli olarak anlatılan varlıklardır. Sadece ifritler değil, İslam öncesi Arap kültüründe sulak alanlarda olan maritler, dişi cin silalar, kötü niyetli çöl cini gullar, yarı insan yarı cin olan nasnaslar ve dostane cinlerden olan janlar ile ilgili sayısız hikaye vardır. Hatta onlara tapanlar, kurban sunanlar, onlardan aldıkları ilham ile şiirler yazdıklarını söyleyen şairler ve bu cinlerin etkisinde kalarak kendinden geçen kişiler ki bu insanlara deli anlamına gelen mecnun denirdi ile ilgili örnekler bol miktarda vardır. Yani cin kavramı İslam öncesi Araplar için kültürün bir parçasıydı. İşte bu nokta önemli çünkü nedense pek çok kişi cin kavramını günümüzde son derece yanlış bir şekilde kullanmakta. Şeytan videomda size bu terimlerin dikkatli kullanılması gerektiğini anlatmıştım. Ve aynı oradaki şeytan karmaşası gibi burada da bir cin karmaşası doğmuş durumda. Cin tanımı bir çatı kavramdır ve oldukça geniş bir anlam taşır. Mesela biraz önce bahsettiğim ifrit, marit, jan bunların hepsi aslında cin denilen varlıklar sınıfının üyeleridir. Kelimenin bu hale evrilmesini az önce verdiğim İncil'deki şeytan örneğine benzetebilirsiniz. Bakın Tevrat'ta birbirine tezat iki temel grup var. İyi melekler ve düşmüş melekler. Daha sonra İncil bu düşmüş melekler grubunu Lilith gibi, Azazel gibi kitabın kötü gösterdiği varlıkları toplu şekilde alıp demon olarak isimlendirdiği varlıklar ile özdeşleştirmiştir. Yani hepsini bir anda kendince bir çatı kelimenin altında toplamıştır ki oldukça yanlış bir yaklaşım. Böyle yaparak son derece detaylı anlatılan kavramları ve karakterleri sığlaştırmıştır. İşte benzer bir sorun cin kavramında da duvar. Çünkü cinler dediğimiz zaman aslında Arap folklorine göre çatısının altında çeşitli türlerin olduğu bir sınıfı ele almış oluyoruz. Cin kelimesinin anlamı tam olarak saklı olan, gizli olan demektir. Daha doğrusu insan gözünün göremediği, gizli olan şeyleri tanımlar. Yine de bu geniş çatı kelimenin altındaki onlarca canlıyı ele alırsak ve bunları günümüzdeki haliyle cinlerle kıyaslarsak bazı ortak noktalar buluruz. Mesela bu varlıkların orijinal formlarının dumansız bir ateş olduğu bize anlatılır. Şimdi burası önemli. Çünkü dikkat ederseniz videonun başında bahsettiğim diğer kültürlerdeki parlak canlıları hatırlayın. İşte o parlak ışıktan varlıklar kavramı Arap kültüründe de karşımıza dumansız ateş olarak çıkar. Ve bir kez daha onlar gibi bu canlıların da şekil değiştirebilme özelliklerinden bahsedilir. Şimdi aranızda çölde bir gece geçirmiş olanlar varsa aslında bu hikayelerin nasıl bu kadar dallanıp budaklandığını anlamışlardır. Bu şansı yaşamış birisi olarak size şöyle anlatabilirim. Ayın ışığı sonsuz kum tepelerini hafifçe aydınlatmış, gökyüzü gerçekten sayısız yıldızlar ile dolu, parıl parıl parlıyor. Etrafta tek bir ses, tek bir tıkırtı bile yok. Sadece yanan ateşin hafif çıtlaması. Gerçekten büyülü ve mistik bir atmosfer. Bu hiçliğin ortasında duyacağınız tek şey arada esen rüzgarın yarattığı ilginç uğultular. İşte bu ortamda yanınızda güzel bir hikaye anlatıcı varsa sizi her türlü fantastik aleme götürüp bambaşka canlılara inanmanızı sağlayabilir. Ve zamanla bu hikayeler anlatıla anlatıla efsanelere ve gerçeklere dönüşürler. İşte gerçeklik ile hikaye arasına çizgi çizmeniz gereken yer tam olarak burası. Yoksa sayısız isim altında sayısız özellik kazanmış doğaüstü canlılar ile dolu bir alemin içine düşer, o varlıkların sadece hikayelerden ibaret olduğu gerçeğinden kopar gidersiniz.
Şunu da belirtmekte fayda var. Demin dediğim gibi cin gerçekten Arapçada çok kapsayıcı bir kelime. Normalde hadislerden örnek vermem ama kelime anlamını yansıttığı için vereceğim. Muhammed peygamber ümmetine çöplerin etrafındaki atılmış etler ile haşır neşir olmamalarını, onlara ellememelerini tembihler ve şöyle devam eder. O atıklar cinlerin yemeğidir. Şimdi burada ilk başta kelimenin tam anlamını bilmeden bu hadisi okursanız ne alaka filan dersiniz. Ama cin kelimesinin Arapçada hastalık, mikrop gibi gözle görülmeyen tüm kavramları kapsadığını bilirseniz işin rengi değişir. Bu hadiste bahsedilen cin farklı boyutlardan varlıklar değil, hastalıklar bakterilerdir. Bu örneği özellikle verdim çünkü Google'da cinlerle ilgili aratılan en popüler şeylerden birisi de cinler çöplüklerin yanında neden dolaşır sorusuydu. İşte kelimenin kökenini bilmeyince ortaya böyle problemler çıkıyor. Hakeza insanlar kervanları ile çölde yola çıkmadan cinlerin şerrinden, kötülüklerinden korunmak için dualar ederler, önlemler alırlarmış. Burada da bahsedilen çöldeki gizemli yaratıklar değil, saklanmış düşmanlar gibi kavramlardır. Ve son olarak da cin kelimesinin halk arasında eskiden o bölgede olmayanlar için, yabancılar için kullanılması durumu var. Mesela Mekke'ye Şam'dan yabancı bir kervan geldi diyelim. O kervandaki insanlar içinde cinler dendiği söylenir. Yani cidden çok geniş anlamı olan bir kelime. Peki tüm bu devasa kavram karmaşası içinde sizin esas merak ettiğiniz o fantastik cin denilen varlıklar ile ilgili daha açık bilgiye nereden ulaşabiliriz? Burada da karşımıza Kur'an çıkıyor ve hatta o hepinizin merak ettiği şeklindeki cin tanımını olması gereken şekliyle Arap folklorunun dallandırması, budaklandırması olmadan bize yapıyor. Ve bunu öyle bir yapıyor ki karşımıza cin kavramının biraz önceki kelime anlamı çok açık bir şekilde çıkıyor. Buralardan olmayan varlıklar oldukları. Kur'an'da bize düşünme yeteneğine sahip 3 temel varlık grubundan bahsedilir. Melekler topluluğu, cinler topluluğu ve insanlık. Kur'an'da meleklerin neyden yaratıldığı yazmaz. Bu yüzden yapılarını bilemeyiz. Ha nedense herkes Kur'an'da yazıyormuş gibi melek ya tabii ki nurdan yaratıldı filan der. Ama kitapta böyle bir bilgi geçmez. Hadislerden dolayı bu kavram yayılmıştır. Cinlerin ise dumansız saf alevden yaratıldığı ki kimi modern kelimeleriyle yapılan çeviride bu enerji elektrik olarak da çevrilir. İnsanın ise çamurdan kilden yaratıldığı anlatılır. Tahminimce bu dumansız ateşten yaratılma kavramından ötürü bir kez daha insanlar nedense cinler topluluğunu doğrudan şeytanın yaverleri olarak adlandırırlar ki bu da çok yanlış bir bilgidir. Cinler İslam kültürüne göre tıpkı insanlar gibi kendi düzenleri olan, kendi yöneticileri olan, evlenen, çoğalan, içlerinde hem iyilerinin hem kötülerinin bulunduğu insanlardan önce yaratılmış apayrı bir topluluktur. Hatta kıyamet sonrası onların da yargılamadan geçip cennet ya da cehenneme gönderileceğine inanılır. Şimdi eğer kendinizi Arapların çöllerin mistik etkisinden dolayı ve onlardan önce gelen medeniyetlerin mitlerinden etkilenerek türettikleri sayısız cin motifinden kurtarıp Kur'an'ı baz alırsanız olayın özünü daha iyi yakalamış olursunuz. Cinler zannedildiği gibi bu dünyanın gizli köşelerinde yaşayan, tek başına takılan korkutucu yaratıklar değil, insandan önce yaratılmış farklı bir alemde, diyarda yaşayan büyük bir topluluktur. Bu topluluğun bazı özelliklerini anlamak için de Kur'an'daki cin suresini okumak gerek. Doğrusu biz cinler topluluğu meleklerin sözünü dinlemek için semayı yokladık da onu meleklerden ibaret çok kuvvetli bekçiler ve şihaplarla akan yakıcı yıldızlarla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz peygamberin gönderilmesinden önce haber dinlemek için göğün bazı bekçilerden arındırılmış boş yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinleyecek olursa kendisini gözetleyen bir şihap yakıcı bir yıldız buluyor. Bu ayetlerde cinler topluluğu her kimler ise kendi göklerinin ötesine gitme yetileri olduğu fakat bunun daha sonradan yasaklandığı hatta fiziksel olarak engellendiği anlatılmakta. Bu sembolik bir anlatım değil. Gerek tefsir gerek belagat notlarına baktığımızda cidden göklerde hareket edip bekçilerin ve alevli silahların onları bulamayacağı yerlerden bu haberleri dinlemek için çabaladıkları anlatılıyor. Fiziksel kavramlardan bahsediyoruz yani. Maalesef gerçek şu ki insanlardan bazı kişiler cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlardan bir takım bilgiler alıp başkalarına üstünlük taslarlardı. Öyle ki onların, cinlerin de azgınlıklarını arttırırlardı. Bu ayette de bazı insanların bir şekilde cinleriyle iletişim kurup onlardan bilgi alıp ki bu kimi zaman büyü olarak geçer bunları kendi çıkarları için kullandıkları anlatılır. Tıpkı videonun başında bahsettiğim antik medeniyetlerin öte alemdeki ruhlar ya da varlıklarla iletişim kurma tekniklerinde olduğu gibi. Bazı Arapların da galiba bu tarz teknikler hakkında bilgisi vardı. Bunun üzerine biz emriyle dilediği yöne tatlı tatlı esen rüzgarı, yapı ustası ve dalgıçlık yapan şeytanları ve diğerlerini ihanet etmemeleri için demir halkalarla bağlı olarak onun emrine verdik.
Bu gibi Süleyman peygamber ile ilgili ayetlerde de bazı cinler topluluklarının onun emrine verildiği ve bu sayede Süleyman peygamberin hem sıra dışı yapılar inşa ettiği hem de savaşlarda üstünlük kazandığı anlatılır. Yani Kur'an'daki cin topluluğu bu dünyanın ötesinde yaşayan göksel diyebileceğimiz ya da farklı boyutsal diyebileceğimiz bir topluluk. Yaratılışları ve yapılarıyla ilgili olarak da Kur'an'da geçen insanı çamurdan yarattık, cinleri ateşten yarattık kavramları aynaya baktığınızda da gördüğünüz üzere sembolik olsa gerek. Yoksa insanın çamurdan yaratılmadığı bilimsel bir gerçek. Aslında bu sembolün de nereden geldiğini size Anunnakiler ve yaratılış videomda anlatacağım. Zaten Süleyman kıssasında da İfrit denilen bir cinin Süleyman peygamberin elçileriyle aynı odada fiziksel olarak bulunduğunu net bir şekilde görürüz. Cin suresi 1. ayette de bir cin topluluğunun Muhammed peygamber Kur'an'ı okurken onu dinlemeye geldikleri, Kur'an'dan etkilenip onu daha sonra kendi kavimlerine anlatmaya gittiklerinden bahsedilir. Tabi küçük bir dipnot, bu ayetin Arabistan dışında bir topluluğu anlattığını iddia edenler de var. Bilginiz olsun. Ama bunlar cidden cinlerse o zaman yine fiziksel şartlar söz konusu. Dinleme, anlama, gidip anlatma gibi. Ha şekil değiştiren enerji bedenleri vardır, bu aleme gelince bedenleniyorlardır filan derseniz o da olabilir tabii, neden olmasın. Sonuçta bilmediğimiz konular bunlar, açık fikirli olmak lazım. Ama o cin suresinde geçen göklerdeki bekçilerin onları durdurmaları, ateşli ışıkların onları fiziken delecek şekilde o bölgeyi koruması beni daha ziyade bu varlıkların bir şekilde fiziksel bedenleri olduğunu düşünmeye itiyor. Size bir bonus bilgi de vereyim. O cin 9 ayetinde geçen kayan alevli yıldız, şihaplar diye geçen kelimeyi tam olarak çevirirsek ateş alevleri olan kovalayıcı toplar anlamı karşımıza çıkıyor. Ve bunların gerçekten maddeyi delip geçen şeyler olduğu anlatılır. Ben bu tarz konuları teknolojiye bağlayınca abartı oluyorum ama bu kadar net anlatılmış bir şeyi siz neye bağlarsınız ki? Kur'an'da cin kavramını tefsir, çeşitli mealler ve kelimelerin anlamlarıyla araştırın. Karşınıza benim size anlattığımdan bile çok daha öte bir göksel ırk çıkacak. Ne de olsa buralardan olmayan anlamına gelen cin kelimesinin İngilizce'deki karşılığı da alien demek. İşte cinlerle ilgili tarihsel ve dinsel olarak erişebildiğimiz bilgiler şimdilik bu kadar. İşin içine hadisleri falan katarsak konu çok daha derin bir şekilde dallanıp budaklanıyor ve yine o bedevi folklorundaki fantastik haline geçiyor. Ama şahsen ben hadislere çok güvenmediğim için genelde kanalda onları kaynak olarak size sunmuyorum. Peki bu günümüzdeki cinler korkutucu varlıklardır, aman adını söyleme sana musallat olurlar, içime cin kaçtı gibi laflar nereden türemiş? Çöldeki bedevinin ateş kenarındaki hikayesinden bahsetmiştim ya, işte temelde o yaklaşım ile türemiş. Yani semavi dinler öncesi medeniyetlerin folklorlarından gelen inanışlar. E tabi insanlar açıp iki satır Kur'an okumak yerine her türlü anlatılan hikayeye inandıkları için de kültürde yer etmiş. İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsun bilinmeyenden ve açıklayamadıkları şeylerden korkarlar. Günümüzde elektriğimiz var, evimiz var, güvenliğimiz var. Artık rahatız ama yüzlerce yıl önce durum böyle değildi. İnsanlar geceleri sadece ateşin ışığında doğaya karşı savunmasız şekilde daha güvensiz evlerde yaşıyorlar ve bilim de gelişmediği için şimşek çaksa aman tanrılar bana kızdı filan diyorlardı. İşte bu korkular ve dönemin şartları kaynaklı bilgisizlik ve eski kadim hikayelerin de kulaktan kulağa anlatımlarıyla birlikte yayıldı ve yanlış şekilde kültürde kök saldı. Bazen çok derin arka planları olduğunu sandığımız olaylar aslında çok basit korkular ve cahillikten dolayı hayatımızın bir parçası haline geliyor. Bu olayı her daim ilginç bulmuşumdur. Ve bu batıl inançlar günümüzde bile halen bazı yerlerde devam ediyor. Firik Vadisi'ni gezmeye gittiğimde kaldığım köydeki bazı yaşlılar oradaki mağaraların cinli olduğunu söylemişlerdi. Neyse ki gençler artık bunları sallamıyor da gidip hepsinde fotoğraf çekindik. Mesela defineciler de köy kahvelerinde mezar bulduk açarken içinden cin çıktı filan diye sayısız hikayeler anlatırlar. Arkadaşlarının bayıldığını, hastanelik olduğunu filan söylerler. Halbuki senelerdir havasız kalmış, içinde bir canlının çürüdüğü yerde hem bazı gazların hem de insanı öldürebilecek mantarların çoğaldığını düşünmezler. Sonra gelip Hasan'ı cin boğdu derler. Halbuki Hasan'ın ciğerleri sporla dolmuştur. Gecenin karanlığında illegal bir iş yapıyorsunuz. Zaten gergin ortam. Üstüne bir de definecilerin engin hayal güçleri eklenince en ufak tıkırtı, en ufak bir parlayan hayvan gözü bir anda onların zihninde ifritlere, cinlere dönüşüyor. Bu tüm dünya için geçerli bir kavram. 7 sene önce yaptığım İblisler ve Şeytanlar Gerçekten Var mı videomda bu konulardan bahsetmiştim. Kayıt altına alınmış bu tarz cin çarpması gibi vakaların aslında neredeyse hepsi çeşitli zihinsel hastalıklardan dolayı oluyor. Bilimin gelişmediği çağlarda bu hastalara ne yazık ki kötü ruhlar musallat oldu, şeytanlar ruhunu ele geçirdi filan diye yaklaşıp çok fena insanlık dışı şeyler yapmışlar.
İşte videoda bahsettiğim hikayeler ile gerçekler arasında net bir çizgi çizmeniz lazım dediğim nokta tam olarak bu. Fantastik konuları incelerseniz bile mantık ve bilim her daim önceliğiniz olsun. Onların şu an cevap veremediği yerlerde metafizik, onun da cevap veremediği yerlerde de sabır yol göstericiniz olsun. Çünkü bugün olmasa da ileride bir gün mutlaka çoğunu açıklayacak hale geliriz. Ha tabii ki bu varoluşta bilimle de açıklayamayacağımız olaylar yaşanıyor. Buna hiçbir lafım yok. Zaman zaman ben de bu konularla ilgili içerikler yapıyorum. Ama ne olursa olsun bir konuyu ele aldığınızda ne kadar fantastik olursa olsun ilk başta olaya mutlaka rasyonel bir şekilde yaklaşın. Bakın biz de burada cinlerden bahsediyoruz. Aslında ilk bakışta bunun bilimsel ve rasyonel bir yanı yok. Ama ben olaylara öyle bakmıyorum. Bedevilerin anlattığı hikayelerin köklerine, tarihine bakıyorum. Kitapların anlattığı kavramların arkasındaki mantığa ve sembolizme bakıyorum. Ve bunlardan şu anki algımız ölçeğinde rasyonel bir yorum çıkarmaya çalışıyorum. Aslında hem tarih bilimini, hem sembolizm sanatını, hem etimolojiyi kullanarak, yani bir şekilde bilimi kullanarak bir gizemi aydınlatmaya çalışıyorum. Tabii her zaman aklımın bir köşesinde de bilim ötesi paranormal seçenekleri de tuzu biberi olsun diye tutuyorum. Sonuçta gizem kanalıyız. Çünkü biraz önce de dediğim gibi bazı konular cidden bilimin hatta metafiziğin bile sınırlarını zorluyor. Umarım en azından konuyu merak edenlere ve araştırmak isteyenlere güzel bir altyapı sağlamışımdır. Kısaca cin kavramı altında çok fazla canlıyı ve olguyu tutan bir kavram. Bilimsel bakarsak mikrop bir cin. Mekke'den bakarsak Şam'dan gelen adam bir cin. Kur'an'dan bakarsak dünya dışındaki bir topluluk cin. Arap folklöründen bakarsak hikayelerde anlatılan canavarlar bir cin. Ki aslında canavar kelimesi de zannettiğiniz gibi öyle filmlerdeki bu tarz canlılar için söylenmez. Canavar canlı mahlukat demektir. Yani tüm canlılar canavardır. Sadece halk genelde bu canavar tabirini vahşi hayvanlar için kullanır. Dediğim gibi bir konuyu araştırırken kelimelerin köklerine mutlaka inin ki karşınıza çıkan karmaşık bilgileri kategorize edip çözümlemeniz kolaylaşsın. Benim anlattıklarımın ve analizimin dışında da eklemek istediğiniz bilgiler varsa yorumlara yazın lütfen. Evet bu video bitti, artık değiştirip üstüne yeni bilgileri ekleme şansım yok. Ama en azından kendi şahsi araştırmalarım için bana bilgi vermiş olursunuz. Sonuçta akıl akıldan üstündür. Yeter ki okuyalım, yeter ki araştıralım. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İçerikleri beğendiyseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Her ay verdikleri destek için de katıl üyelerime ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.